Nasıl geldi, nasıl ulaştınız abi? En iyi sen bilirsin. Parçaya mı nasıl ulaştın? Aynen. Barış abi nereden buldu? En iyi sen bilirsin. Ya biz devamlı türkülerden bir takım şeyler aldık, derliyorduk. Evet. Yani uzun ince bir yoldayım, işte dere boyu kabaklar falan filan. Bu dere boyu kabaklar da... Varmış orada. Balıkçı, kayıkhanede falan tek başına yaşarmış. Bir tahtadan kendine bağlama yapmış ama ağzı veritim, çalmasını falan bilmiyor. Orada böyle türküler, derlemeler yaparmış. İşte oy bulanacak bulanacak, bu işin sonu olacak falan. Öyle, öyle işte onun yaptığı, beslediği falan söyleniyor ama... Bir şehir şimdi, efsanesi sağlam. O şehir efsanesi çok. Yani aynen. Biz turnelere çıkardık. Turneler 2 ay sürerdi. 2 ay sürerdi derken İstanbul'dan gidiyorsun ve 2 ay İstanbul'a geri dönmüyorsun. Günde de 2 defa çalıyorsun. O da Zeki Müren'in yüzünden oldu. Günde 2 defa. Günde 2 defa Zeki Müren'in yüzünden oldu. Gündüz matine, akşam suale. Gündüz bayanlar, akşam... Günde 2 defa çalıyorsun ve 60 konser veriyorsun her gün başka bir şehirde. Çok yorucu bir ortam yani, öyle düşün. İnsanlardan kopuk yapmadık o turneleri. Bir yerde kahvede durduğumuz zaman yanlarına oturduk, onlarla sohbet ettik. Her yerde halktan iç içeydik. Orada konuşulan şeylerden Barış hep notlar alırdı. Yani birisi mesela bir resimde dedi ki ya yerden işte mahallebi yerken dişi kırılmış, onu yazardı. Ondan sonra bir bakardın, önce biz parçaların müziğini yapardık, sonra sözler Barış yazar koyardı. Bütün o sözlerin hepsi, atasözleri, o deyişlerin hepsi gayet güzel bir şekilde yerleştirilmiş, parçalarda yer alıyor. İyi ki olmuş zaten abi. Evet. İyi ki olmuş. Yani Barış aslında halkın kendi deyişlerini toparlayıp güzel bir ambalajla onlara geri sunuyordu. Bu da tabii büyük başarının sebebiydi aslında. Ve çok çalışıyorduk. Grup taş gibiydi. İşte 3 tane ışıkçı, bilmem kaç tane bilmem ne falan çıktığımız zaman bir ekip. Bir de şöyle bir karar almıştık. O zaman şöyle oluyordu, açık havada bir long play çıkartıyorsun. Long play çıkıyor ya o zaman. Televizyonda yok. Televizyon yok o zaman. Yani bir tek radyo var. Bir long play, bir albüm çıkarttığın zaman onu tanıtmak için şehirlere gidip tek tek çalman ve tanıtman gerekiyordu. Onun için o turneler yapılıyordu. Yani şahaneser birisi bir albüm çıkartıyor. Açık havada bir tane büyük konser veriyor. Ondan tanıtımını yapıyor. Ondan sonra turne teklifi alıyor. Gazete ilan veriliyor. Turneye de böyle küçük kampiler falan filan. Barış şöyle bir şey dedi. Böyle bir karar aldık. Biz dedik İstanbul'da ne yapıyorsak güzel köşelerine bile aynı şekilde o servisi vereceğiz ve yaptık da. O çok önemli. O ilk başta düşün yani sene hangisi işte 76 falan filan. O ilk gittiğim zaman böyle bir takım böyle kıllı mıllı herifler geldi. Ulan bunlar ne yapıyor yani? Bir takım adamlar böyle saçlı sakallı falan. O zorluğu var abi. Sonra ya bunlar acaba ne yapmak istiyorlar? İkinci turne. Üçüncü turnede ya şunları bir dinleyelim falan. Sonra bir sevdiler. Konu bitti. Zor kabul ettirdik yani. Öyle kolay kabul etmediler. Bu ben Moda'da oturuyordum. Taksiyle karşıya geçiyoruz. Taksi şoförler de tanıdık. İşte hep beni götürüyorlar. Sıra Serdar'da stüdyom var. Giderken yolda böyle uzun saçlı, şunun saçına bak abi. Oğlum dedim yanında ben oturuyorum. Benim. Sen Ahmet Güven, sen de o başka. Bizi saymıyorlardı, evet. Abi siz çok içinden evet. Sizden görüyorum. Hala da o sevgi o saygı devam ediyor. Hala verdiğimiz konserlerde ben o saygı o sevgi görüyorum ama o saygı ve sevgi de bana çok büyük sorumluluk yüklüyor. Bizim. Çünkü bütün ölenlerin misyonunu bir şekilde düzgün bir şekilde sonuna kadar götürmemiz. Bizden sonra onlara kalacak bir şey yapabilen çıkmadı. Benim şimdi 70 yaşında normalde Barış falan burada. Talebelerim çalacak. Ben onları dinleyeceğim. Zevkler oturacağım o yaş. Ama bırakamıyorum. Çünkü niye? Onlara birebir örneklemem gerekiyor. Çünkü örnek eksiği. Biz 5 kişi kaldık. Kim? O 5 kişi önemlidir. Bahadır aldık gitara. Onu da yeni aldık. Ben Fuat'a dedim ki, Fuat dedim ya bir gitarcı lazım bize. Çünkü Ohanes Avustralya'ya gitti karısıyla. Ya genç bir çocuk var dedi. O genç çocuk dedi Bahadır. Bahadır'la biz 35 sene beraber kardeş gibi yaşadık. Benim kadim dostumdur. Neyse. Ondan sonra kılıç danışma. Bu plan kapağın içindeki resim. O arkadaşlardan oturduk. Yeni bir güne yaptık. Bu albüm çok önemli. Bu bizi dirilten, ayağa kaldıran, bize kilometre taşı olan albümdür. Ondan sonra bizim elimiz açıldı.
Bir de çocuklar, gençler, bir arada fazla takılamıyorsunuz. Çünkü birbirinizin gözünün içine bakıp konuşmayı unutmuşsunuz. İnternetten yazışarak anlaşmalar falan yapıyorsunuz, öyle konuşuyorsunuz, bunu yapmayın, birbirinizin gözünün içine bakın. Çünkü bir grupta yaptığınız zaman yeni gruplarda bir seneden fazla sürmüyor. Ondan sonra egolarınız patlıyor, o egolar patlamayacak. Grup sahibi olmak demek, fedakar olmak demektir. Her şeyi herkese paylaşabilmek demektir. Siz bir turneye bizim zamanımıza çıkmış olsanız, canınız gruptaki arkadaşlarınıza emanet. Başka kimseye değil. Orada 5 kişisiniz, 10 kişisiniz. Kaç kişisiniz? 100 bin kişinin karşısında 10 kişisiniz. Yani buna da sahip çıkmak lazım, dayanmak lazım, birbirine arka çıkmak lazım, birbirini sevmek lazım. Birbirini sevmeden hiçbir şey olmaz. Bu vardır. Hatırlıyor musun? Parmağımın ucu kesilse diyor. Dedi. O zaman. O son zaman. Hemen bir tarafında, Ahmet bir tarafında Bahadır'lar. Ben bunu biliyorum derdi. Kendi söylediği laf. Yani sahnede de öyleydi. Biz onu arkadan, o bizi hissederdi. Yani en ufak bir değişiklik yapacağım zaman şöyle baktığı zaman bile arkadan biz toparlardık, bambaşka bir yere geçerdik. Öyle bir ansamblımız var. Abiyle herkes diyor ki çalışması çok kolaydı. O kadar canlı yayın yaptık. Zor tarafları var mıydı Barış abinin diye sormak istiyorum. Ya da nelere daha çok dikkat ederdi, ne konularında çok titizlenirdi diye sorsam. Barış zaten titiz bir adamdı. Barış akıllı bir adamdı. Barış her bir konuyu en iyi yapana teslim eder, hepsini toplar ambalaj yapardı. Anlatabildim mi? Yani o mesela diyor, benim tarih bilgim var, benimle ilgili bir şey sorduğu zaman ben tarih bilgisini ona yanlış verirsem olmazdı. O herkes bu sorumluluğu taşıyordu. Yani dolayısıyla hepimiz en iyi yaptığımız şeyleri bir araya getirdiğimiz zaman Barış Manço'nun Express ortaya çıkıyor. O dönemlerde Cem Karaca, Erkin Koray, sizler hepiniz kendi müzik yolculuğunuzda yeni keşiflerde bulundunuz, kendi yolunuzu çizdiniz. Etkileşimler de oldu ama yani olmuştur ama yani bunu kesinlikle yansıtmadan özgün devam edebilmesi her grubun benim çok dikkatimi çekiyor. Yani Cem Karaca'nın tarzı apayrı. Dikkatini çekecek bir şey daha söyleyeyim. Şimdi gruplar tamam, gruplar zaten farklı. Evet. Şimdi mesela Cahit, Taner, rahmetli Engin, bunlar benim kardeşim gibi. Biz çünkü ne yapmışız? Ayrı gruplarda bile olsak, insanlar onu rakip bile zannetse, aynı kavgayı aynı ülkede vermiş insanlarız biz. Yani biz aynı ordunun askerleriz, başka bir şey değiliz. Bir de diyorsun ki, Cem Karaca farklı, Barış Manço ayrı, işte o zamanki şarkıcıları da bir saysan ama hangisi birbirine aynı, bir tane göstersene. O zaman şarkı söyleyen, pop söyleyen nerede? Her biri başka bir tarz. Bir Nilüfer çıkıyor başka bir tarz. Bilmem evet. Kim çıkıyor başka bir tarz. Şimdi ne kadar pop ya. Şimdi insanların suratı değişiyor. Müzik aynı, aranjman aynı, ses aynı. Ahmet abi ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sorarız. Abi sizin sahne arkasından daha ziyade ben sahnelerinde o yaptığınız şovu çok merak ediyorum. Mesela örnek vermek gerekirse mesela senin giydiğin yüksek topuklu ayakkabılar, Barış abinin giydik ilerinde kostümler. Onları nasıl buluyordun? Evladım buluyorduk değil. Biz sokakta da öyle dolaşıyoruz. Biz öyle giyiniyoruz. Biz öyle yaşıyorduk. Biz bir şey sahneye çıkıyoruz diye yapmıyorduk ki. Ben Esentepe'de oturuyordum. Kadıköy'e gelirken de o kıyafetle gelirim. Çünkü öyle yaşıyorduk. Yani o bir renk, o bir vizyon, o bir yaşam şekli. Rock'n'roll da bir yaşam şekli, bir moda değil ki. Biz bir modaya falan uymadık. Hepimiz öyleydik. Yani bizim kendi aramızda topladığımız resimler falan filan, herkese engeldik, hep öyle. Hiç öyle yani atletler bilmem neydi, adalarlar resimimiz yok. Bizim hakikaten yok yani. Yok. Takım elbiselerle bile burada. Ha takım elbiseyle bile. Orada ters köşe yaptık onlara. Ters köşe olsun diye bir kere de takım elbise giydik, çok beğenildi tabii. Çünkü aslında bizi öyle görmek istiyorlar ya. Tabii havalarını aldılar o bir kere. Benim bir soru hakkım daha var mı abi? Tabii ki. Şimdi ben sizin bütün videolarınızı izliyorum ama en bayıldığım bir tane de Allah rahmet eylesin Sefa abi, arkada Erkin abi, sen. Döktürüyorsunuz Rum Joker. Üç kişi çok. Döktürüyorsunuz. Şimdi Erkin baba dışarıda. Gelse, sağlığı el verse, gene bir sahnede görür müyüz sizi? Görüşüyor musunuz? Hani ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi Barış sağ olsa, değil mi? Cem Karaca sağ olsa, beni çağırsa ben gitmeyeceğim. Yani böyle bir şey düşünmek bile yanlış. Tabii ki.
Seve seve, canımla beraber, başımla beraber biz çünkü aynı kavgayı vermiştik. Evet. Yani aynı gruplar bile olsa aynı misyon dedik. Hep aynı şey. O Sefa da, Sefa eski Dervişan'ın davulcu. Evet abi. Dervişan'dan davulcu aldıktan sonra Sefa, ben Sefa'yı çok severdim. Biliyorum. İki sene önce kaybettim maalesef. Daha yeni de mesafesi ziyaret edildi. Bir şeyde Akça. Antalya'ya yerleşmiş. Ve müziği falan bırakmış. Çünkü o Dervişan'daki elemanlar falan filan da bırakmış. Başka başka şeyler yapıyorlar. Şimdi biz de Erkin'den çalıyoruz. Erkin dedi, ya Erkin, biz Sefa'yı çağıralım. Biz Sefa'yı ilk öyle çağırdık. O üçlü öyle kuruldu. Ondan sonra ben Sefa'yı kurtarına aldım. Ondan sonra Sefa'yla işte ölene kadar beraber çaldık. Ve beraber çaldığım, çalarken en mutlu olduğum davulcu Sefa'dır. Bunu da net olarak söylüyorum. Allah rahmet eylesin. Onu da söyleyeyim, söylemeden geçmeyeyim. O ilk zamanlar var ya, bu albümün yapıldığı zamanlar. Caner'den biz, bütün grubun dışında ayrıca beraber buluşur, davul çalar, bilmem ne falan. Mesela İngiltere konserlerine gittiğim zaman İngiliz geldi dedi ki, ne biçim dedi davul masalması. Biz dedik öyle çalışıyoruz. Yani Caner de bir yere kadar çok iyi bir davulcu. Yani Celal de mesela hiçbir şekilde ritmi sektirmez, tumba çalıyordu. Yani başladığı gibi biter parçalar. Yani herkesin mesuliyeti vardı, herkes de yerine getirdi. Ama Sefa'ya da başka bir parantez açıyorum. Kesinlikle abi. Sefa benim çok severek çaldı. Böyle göz göze baktım mı her yapacağımızı zaten birbirimize anlar. Canlı izleyebildik iki kere. Konya Akin'lerin yani tek ciğerini aldılar. O evet. Vaziyette bile çalmaya evet. Çalışıyordu, zorlanıyordu. Ben fazla zorlamamaya çalıştım falan filan yani. Sonuna kadar elinden geleni yapmıştır. Müzik nasıl bir şey biliyor musun? Yukarıdan bir elektrik alıyorsun. O elektriği karşındakine veriyorsun. Karşındakinden bir elektrik geliyor sana. Bunu da yukarı veriyorsun. Çok değişik bir şey. Çok değişik. O elektriklerin içinde olduğu zaman bu dediğimi anlıyorsun. Ama kendini yani aşk derecesinde sevmen lazım. Sevmek yetmez. Aşk derecesinde müziği sevmen lazım. Senin için en önemli şey müzik olması lazım. Adam olacak çocuk için birbirinizi hiç ikna etmek gibi bir durum oldu mu? Oldu tabii. Kim kime? Şimdi biz, düşünsene, tabii ki Barış biz. biz Dönence, bilmem ne, 2023 falan kopmuşuz, gidiyoruz. Grup olarak çok iyi çalıyordu. Yani grup sahneye çıktığı zaman tiyatro oynar gibi oynuyordu yani. Tabii ki. Ve live show'umuz var, bilmem neyimiz var, orada işte dönen ışıklar olur, orada bilmem ne, 2023 çalarken bir tane piramit çıkar. Yani hatta şeyi bile düşünüyorduk ya, keşke o zaman hani bu tütsüler falan olsaydı konsere koku da verebilseydik. Çünkü gelen amaç neydi biliyor musunuz? Anadolu'da insan kasket, başörtü gelirler. 2023 çalarsın, biter. Sessizlik, eyvah galiba beğenmedi. Ondan sonra uğultu kopar. Olay ne biliyor musun? O gelen adam var ya başörtüsüyle, kasketiyle, tarlada çalışmış, işte evinde bulaşığını yıkamış falan. Onları bir saat alıp bir yerlerde dolaştırıyorsun. Ondan sonra kapının önüne bırakıyorsun. Bütün olay bu. Bütün olay onlara o tribi yaşatabilme. Boncuk koku bile geçerli olurdu diye düşünüyorduk yani. Bizim klavyeci Bülent. Bülent o zaman 7 yaşında. Babası buna diyor ki, bunun babası da rakçı ha. Ondan sonra babası diyor ki, gel seni bir yere götüreceğim diyor. Bizim açık hava konserine getiriyor. Bülent geliyor kısa pantolonla falan. O gün açık hava tiyatrosunun arkasına vinç yerleştirmişiz. Biz çalarken 2023'te vinçle uçan daire inmiyor. Klibin mizanseni o. Klibin mizanseni falan değil buydu yani ciddi yapılmış bir şey. Uçan daire iniyor sahneye. Eli bunu bir görmüş, bitti, koptu yani. Eli ayağı birbirine bir kapatıyor, uçaklar. Hala o heyecandan anlatıyor. Yani işte insanları bu kadar etkileyebilmek önemli. 2023 sesini yaparken bu zamanları nasıl o zamandan? Bu zamanları o zamandan değil. Cumhuriyet'in 100. yılı olacağını o zamandan biliyorduk. Yani o her zaman dinlenmişiz. Evet. Ama değil, orada anlatılan başka şey aslında. Yani orada başka bir oluşum oluyor, başka bir şey oluyor. Aslında Cumhuriyet'i anlatıyor. Aslında Cumhuriyet'i evet, o 100. yıl Cumhuriyet'i anlatıyor. Çok güzeldir onda riflerin bilmem ne, kaç tane versiyonunu yaptı.
Evet. Yani çok Barış bir gün dedi ki Bahadır abi siz bir gelin bana gittik. Ya dedi şu dedi adam olacak çocukla çalsanız. Ya Barış dedi ne alakası var mini mini bir kuş doğmuştu ben onu mu çalacağım dedi. Aynen tepkini anlatıyorum. Dedi ki abicim dedi öyle düşünme dedi. Şöyle düşün dedi. Biz çocuklara o kadar değer veriyoruz ki Ahmet abileri bile onlara eşlik ediyor. Şimdi o laf benim bugün okulum var. Ben çocuk yetiştiriyorum. Bilmem valeler bilmem ne. O laf bugün beni buraya getirmiş olan laftır. Tek laf. O kadar önemli. Yani çocuklar için her şeyi yapabilmek çok önemli. Çünkü çocuklar geleceğimiz çocuklar. Ondan sonra da zaten çok severek götürdük yani katıla katıla gülüyorduk. Bir sürü şey oluyor. Siz orada sadece kesilmiş yerleri görüyorsunuz. Şimdi çocuğu getiriyorlar. Çok işte konuşkandır, şöyledir, abisi bilmem ne falan. Çocuğu getiriyor, buraya dikiyorlar. Hadi oğlum bilmem ne falan, çocuk öyle kalıyor. Ondan sonra ama bir dakika. Biraz sonra aşağıdan bir su birikintisi böyle genişliyor. Eyvallah. Yarısı işiyor doğru. Ondan sonra hemen durdur programı siliyordu falan tekrar başlıyor. Orası öyle kolay bir yer değil. Kimdi ki Barış abiyle birlikte yaşadığınız en duygulandığınız an ne zamandı? Bir şey anlatacağım, onu da bileyim, onu da bileyim. Biz şeye gittik, Japonya'ya gittik. Japonya'da sizin bildiğiniz o bayraklı konser bir konser. Tek bir konser o. Tokyo'da yapılmış. Ondan sonra ikinci gittiğimizde biz Japonya'da 17 konser çaldık. 35 gün falan da Japonya'da kaldık. 17 konser demek şu demek, buraya gelen bir Japon grubunun Türkiye'nin neredeyse bütün şehirlerinde çalması demek. Bunun İstanbul'da olduğu gibi Sivas'ta var, Urfa'sında var. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir çalışma. Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bir de bizim grupta şöyle bir şey var. Şimdi tabii başta Barış, ondan sonra Bahadır'dan ben falan grupta öyle bir disiplin kurardık ki hiç kimse Türkiye'ye laf getirecek bir harekette yurt dışında asla ve asla bulunamaz. Yani canını okurduk yani. Öyle hafif senecek bir şey değil. Japonya'ya gittik. Adamlar karınca gibi. Hepsi birbirine benziyor. Bize ne dediler? Ne? Bak bizde Elif var. Elif'in saçları böyle kızıl. Paola var rahmetli. O da o beyaz saçlı. Tam bir abi kuzeyli kızı. İşte Özlem var, bilmem ne var. Hani Bahadır var, ben varım. Çeşit çeşit insan. Hepiniz birbirinize çok benziyorsunuz. Birbirinizi nasıl ayırıyorsunuz dediler ya. Vallahi billahi dediler bunu yani. İnanılır gibi. Onlar da demek ki bizi öyle görüyor. Onlar ama bir müddet sonra Japonları öyle görmemeye başlıyorsun. Yani farkları anlamaya başlıyorsun. Bir de inanılmaz saygılı bir millet. Yani hakikaten inanılmazlar. Şimdi ilk Japonya konserine gittik. Tamam mı? Biz bir araç aldı. Araç bizi şeyi bilir misiniz? Boğaziçi Üniversitesi'nin aşağıdan girişini. Evet. Hani ormandan gidersen evet. Şu anda da okul var. Evet. Aynı öyle bir yer. Tamam mı? Biz oradan işte minibüsten geldik. Okuldan içeriye girdik. Girdiğimiz zaman gördüğünüz manzara şu. İşte mesela birinci sınıflar hepsi kırmızı giymiş. İkinci sınıflar sarı giymiş. Öbürleri yukarıya kadar bütün sınıflar giymiş. Ellerinde Türk bayrakları, Japon bayrakları bizi karşılıyorlar. Biz normal kıyafetimize geleceğiz, kuliste giyineceğiz ya, elimizde poşetlerle o minibüsten inip kulise kadar yürürken, inanın bana keşke yer yarılsaydı da ben o asfaltın altından yürüseydim, o kadar utandım. Bizim oraya giyinmiş gitmemiz lazım. Hepimiz çok utandık mesela. Hakikaten yerin dibine geçtim, o yürüdükçe küçüldüm yani. Ezberlemişler işte Türkçe bağırıyorlar bilmem ne falan, daha ne yapsınlar? Abi Japonya ya. Yani ne alaka değil mi? Ama ondan sonra ne oldu? Biz tabii Japonya'da yemek yiyemedik. Yani her gittiğimiz otelde bize 7-Eleven'ın krokisini çiziyorlardı. Ancak oradan gidip işte hazır makarna falan başka bir şey yiyemiyorsun. Yani yemek yeme oturduğun zaman böyle yarım bir yenge sana bakıyor. Orada böyle jöle gibi sallanan şeffaf bir şey. Yani tamam diyorsun bu da kesin deniz anası. O deniz anası zannettiğimiz şey o şeffaf patatesmiş. Son gün öğrendim. Çok iyi. Ondan sonra işte öyle yani yemek yiyemiyoruz, bilmem ne yapamıyoruz. Emirates bizi götürüp getirdi. Sponsorumuzdu. Dediler ki siz çok zorluk çektiniz.
Biz sizi Türkiye'ye dönmeden önce 3 gün Dubai'deki otelimizde misafir ediyoruz. Orada Türk aşçı var. Tamam mı? Aşçı var. Dubai'ye indik bilmem ne falan filan. Şimdi Dubai'ye indiğimizde orada işte Dubai'de iş adamları var bilmem ne falan filan. Derhal bizim yaptığımız o Japonya turneleri Türklerle Japonlar arasında iş adamlığı münasebetiyle işbirlikleri oldu. Yani müzik işte bu kadar önemli bir şey, o kültürel ilişki. Tabii. Arkasından Japonlar gibi Boğaz Köprüsü'nü yaptı. Yani şimdi bakın Japonlardan Türklerin ilişkisine. Şimdi bizim buradan öğrenciler gidiyor, Japonca öğreniyor, oradan çocuklar geliyor. İşte bu ilişkiyi başlatan, biz gittiğimiz zaman Japonya'da 500 tane Türk vardı, başka yoktu. Konsolos bizi karşıladı. 500 Türk var. Şimdi kaç tane var? İşte bir konser. Şimdi Japonya'da bütün şehirleri dolaşıyoruz bilmem ne. Yanımızda 23 kişilik bir Japon ekibi var. Onlar ışıkçı, sesçi bilmem ne falan filan böyle. Her gün saat 2'de provaya başlıyoruz. 4-5 gibi prova bitiyor. 8 gibi konser bitiyor, başlıyor, 10'da bitiyor. 17 konser çaldık diyorum ya, sanki 17 defa aynı sahnede çalmış kadar aynı titizlikte, aynı yere çektik. Her biri 5000 kişilik salondu, her biri fulldü. Benim mesela B harfi basçıyım ya, B harfi var önümde, oku takip ediyorum yerdeki beyaz oku. Kendi noktama gidiyorum çünkü karanlıkta çıkıyor sahne. O sırada çünkü İstanbul'u Türkiye'yi tanıtan bir film oynatılıyor. Anlatabildim mi? Ondan sonra biz işte birdenbire başlıyoruz çalmaya falan filan. İlk başta işte bunların böyle devamlı promo tutkusu bilmem nesi falan filan, son konsere geldik. Bak 17. konser. Dedi ki bugün artık herhalde promo yapmayız değil mi yani? Hayır dedi. O gün de promoyu aynı şekilde yaptılar. Şimdi gece çalıyoruz. İşte 10 falan gibi konser bitiyor. Tabii şehre yayılıyoruz. İnanılmaz şeker çocuklar çıktılar o Japonlar. Ya öyle bir kaynaştık ki en son konserden sonra artık biri bir yerden bir trene biniyor gidiyor, öbürü onlar orada dağılıyorlar ya. Herkes ağlıyor kapıya. Birbirimize ayrıldık. Çok güzel. Yani o kadar kaynaştık. O çok enteresan insanlar ve çok güzel neticeler geldi. Şimdi Barış provalara falan gelmiyor. Ya dedik niye provaya geldi? Ya tamam siz yaparsınız falan. Hani vardır ya geçiştirici konuşmalar. Hızlı. Ondan tamam. Ondan sonra Japonya gittik, ilk konsere çıktık. Barış Şeriflere Japonca bir şey söyledi. Onlar da Japonca bir şey söyledi. Barış onlara bir daha Japonca bir şey söyledi, güldüler. Sen 15 gün hızlandırılmış Japonca dersi al. Bütün o sahnede yaptığın esprileri Japonca'ya çevir, Japonlara yap. Ya bu inanılır bir şey değil. Bak Barış'ın bir lafı vardı, önemli. Ben iki lisan biliyorum. Fransız lisesi benim sınırım. İngiltere'de zaten 2 sene kaldım. Bir insana en büyük saygı, o insana kendi lisanıyla hitap etmekten. Onun için de beni çok tutardı, iki lisan bilen ben varım ya. Kendisi de işte o Japonya'da yaptığı da oldu. Shoso diye bir sevdiğimiz adam vardı o Japon ekipten. Bana bir gün dedi ki, Ahmet San dedi, ne kadar kötü değil mi dedi. Bak dedi, sen Türksün, ben Japonum dedi, birbirimize İngilizce konuşuyoruz. Herifler nasıl emperyalizmi yaymışlar. Halbuki bir düşünecek olursanız, ne olur artık kafanız bassın. 300 milyon da Türkçe konuşan var burada. Dünyada. Anlatabiliyor muyum? Yani işte emperyalizm baskısı, başka hiçbir şey değil. Şimdi gittik Nagasaki'ye. Hiroşima'ya gitmedik. Nagasaki'de bombanın düştüğü yeri Barış Parkı yapmışlar. Nagasaki'de o gün bulutlu hava, bomba yanlış yere düşüyor. Aslında denizdeki üste düşeceğine, şehrin ortasına düşüyor. Ve oraya da bir park yapmışlar. O parkta bütün ülkelerden insanlar heykeller yapmış. Bir heykel gördüm. Kayanın içine insana oymuş, boşluk. İnsan yok. Anlatabildim mi? Kayanın içine insan silüetini oymuş. Karşıyı görüyorsun. Türk yapan Türk. Ve oranın en güzel, o felaketi en güzel anlatan heykeliydi o. Bir de o Nagasaki'de maalesef o bombanın düştüğü, o meşhum günün yaşandığı şeyin etkisi hala var, onu hissediyoruz. Yani birazcık altılarına çıksa çok negatif bir elektriği var.
Neyse. Git git orada işte şehitlik var, bilmem ne var falan filan. Şimdi bunlar görmesin diye ben özelliklerine dikkat ettim. İşte Japonlar orada ölenleri anıyorlar falan filan. Bir köşeye gittim. Ayetel Kürsi okudum. Kimse görmeden. Barış falan görmedi. Gizli yaptım bunu. Akşam Barış'a diyorlar ki senin Ahmet sen çok değişik bir adam. Niye? Orada dua ettiğimiz gördü. Ondan sonra ne oldu? Benim içimden gelmiş. Öyle okumuşum çünkü orada bir felaket yaşanmış. Yani insanlar ölmüş. Binlerce. Çok kötü resimler var orada. Çok acıklı. Orada bir tane nehir var. İnsanlar tabii radyoaktiviteden, çok tam zamanında, radyoaktiviteden kurtulabilenler yanıyor. İçleri yanıyor radyoaktivite. Hemen koşuyorlar nehre su içmeye. Su radyoaktif su. Nehir kenarında ölü insanlar su içerken ölmüş. Yani inanılır bir şey değil. 15 gün sonra bir gün daha konuştum bu konuyu. Gözümden gülür gülür böyle yaşlar akarak var dedi ki hiçbir Japon yoktur ki bir yakını sakat veya işte ölü olarak kaybetmiş olmasın Hiroşima ve Nagasaki'de. Biz dedi intikamımızı bugün böyle bu kadar çalışarak ekonomik olarak almaya çalışıyoruz Amerikalılar. İlk başta söylemiyorlar. Sonra döndük. Tabii basında falan hiç haber yok. Barış dedi ki ben Japonya'ya yerleşiyorum. Evet. Tamam mı? Aa nasıl bilmem ne biz Japonya'ya yerleşeceğiz. Biz orayı çok sevdik dedi. O konu o. İşte ben Japonya'ya yerleşiyorum deyince tabii haber oldu. Tabii. Barış çok akıllı adamdı. Çok akıllı adam. Madem bahsetmiyorlar ben bahsettiririm diye. Japonya'ya yerleşiyorum dedi. Hemen hepsi koştu. Negatif bir şey bile olsa onu hemen arkaya çevirmeyi çok kolay dedi. 5 dakikası boş değildi. Her 5 dakikasını dolu 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 yaşadı. Okudu, bilmem ne yaptı, araştırdı. Bugünleri görseydi, yani... bugünü görseydi ne yapardın onu düşünüyorum. Ya bugünü zaman. Belki o kadar kolay görmezdik. O zaman biz daha güçlü olurduk Barış daha olsaydı. Evet. Yani belki biraz daha önüne ket çekebilirdik bu gidişatın diye düşünüyorum. Ben de inanıyorum. Yani ama... yani bugün biraz daha arkadaş... Ancak eğitimle bir toplum bir yere varabiliyor. Türkiye'nin onu çok açık. Evet. Çünkü bu petrolün neticede bir limiti var. O petrol bir gün bitecek. Bu etrol petrol gelirleriyle oraya bir dirhem işte denizden su artması bilmem ne falan. Su petrolün yerine geçecek. Senin burada Fırat var, senin burada Dicle var. Sen orada Fırat var, Dicle'nin yolunu bir değiştirip bir tur daha atlarsın Türkiye, onun orada ölürsün. O güç Türklerin eline geçecek. Bu geçtiği zaman da bizim millet olarak, moral olarak, motivasyon olarak bunların hepsine çok hazır olmamız lazım, eğitim olarak. Çok önemli, evet. Çok önemli. Yani gelecek Türkiye'nindir. Yani inanılmaz güzel nesilimiz var. Ya bu, 3,5 sene köy enstitüleri açık kalıyor. 3,5 senede o köylerden ne yazarlar, ne tiyatro oyuncuları, ne ressamlar çıkıyor. Potansiyel var bu ülkede. Çünkü öyle bir toprakta yaşıyoruz ki bir metre kesin başka medeniyetler fırlayacak. Yani müzikte mesela modlar var. Frigyan mod var, Lidyan mod var, Karolyan mod var. Frigyan elisi biliyorsunuz. Lidyan elisi onları biliyorsunuz. Hepsi Anadolu'dan. Modlar bile Anadolu'dan çıkmış yani. Artık ötesi yok ki. Ahmet abi öncelikle bizi kırmaya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun. Evler, bak ben bu yaşıma geldim. Benim derdimi size anlatmak, sizden paylaşmak ki. Sağ olun. Benden sonra da siz başka insanlara paylaşın. Çok teşekkür ederim. Ben bunun için her türlü özveri yaparım. Seve seve. Çünkü benim misyonum, bu benim ölülere karşı da borcum. Çünkü ben onları da aslında anlatıyorum. Anaokulu öğretmenliği okuyorum. Son sınıftayım. Ve sizin parçalarınızı çok sıklıkla kullanıyoruz. Ahlak eğitimi, değerler eğitimi açısından da çok güzel parçalar bırakmışsınız geriye. Çok teşekkür ederim ben şahsım adına. Şunu sormak istiyorum. Yurt dışındaki yabancı muadillerinizle, Kurtalan Express, mesela Queen olsun, ondan sonra Deep Purple olsun. Kendinizi karşılaştırdığınız zaman veyahut da onlara bakış açınız nasıl? Onların müziğinden hiç etkilendiniz mi? Mesela hatta bir Queen çok severim. Evet. Bilmek mesela bilmeyebilirsin. Jethro çok severim. Evet. Led Zeppelin çok severim. Evet. Pink Floyd'a hepimiz bayılırız. Biz bunları tabii ki dinledik. Ve biz aynı dönemde yani bir 2023 dinlersen öyle hani İngilizce olmasının dışında çok da eksiği yoktur. Kesinlikle. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani o incelikte eser ürettik biz. Yani Türkiye'de kaç işte bilemedim. Bilmem 100 kişiydi kılı yapan. Herkese güzel şeyler yaptık o dönemde.
Evet. Şeyi söyleyeceğim. Geçen gün şeyden bana istek gelmiş. Milli Eğitim Bakanlığı Gülpen Bey'i müzik dersinde öğretmek istiyormuş. Seve seve. Bilaveden tabii ki verdi. Yani ne güzel bir şey. Ne kesinlikle güzel. Ne güzel bir şey. Daha gurur verici bir şey yok. Evet. Abi Gülpen de yani ben kendim açımdan konuşmak gerekirse şu topraklar üzerinde yapılmış en iyi parça. Kendim ben öyle düşünüyorum. Benim ben küçüklüğümde dinlediğim ilk parça Gülpen'dir. O günden bugüne hayranlıkla dinliyorum o parçayı. Babam da bizatihi çok sever. Abi Michael Jackson'ı da nasıl buluyorsunuz? Ben çok seviyorum da önceden. Şimdi Michael Jackson'la ilgili şöyle bir şey oldu. Barış'tan şey diyoruz 30 yılları falan çıkmış. Evet. Bak dedim Barış. Biz devamlı konuşuyoruz çünkü beraber. Bak dedim, burada dedim olay. Bu adam dedim patlayacak, bu dedim. Bak dedim, Allah aşkına bize bak. Yani aşağıda rahatça gitarı çalıyor. Bilmem aynen ona. Quincy Jones yapmamış şey dedi. Aranjmanları bilmem ne falan filan. Aradan 3 ay geçtikten sonra Barış dedi, Ahmet'ciğim çok haklıymış. Evet dedi, budur. Yani biz öyle takip ediyoruz gerçekten. Ya onu da Türkiye'de yapan da beğenin beğenmeyin, Tarkan yani. Yani o seviyede bir şey yapmaya çalışan da Tarkan yani. Türk rock müziği, Türk Anadolu rock müziğiniz bir tarz var. Bunu yapmak isteyen gündüz gençlere bir tavsiyen var mı? Bir kararcı olan dinle. Şeyi indir aşağı. Uzunca bir yoldayımı, Aşık Veysel'i indir aşağı. Yani bunları bünyene kabul et. Bu adamlar, çünkü biz yaptığımız için çok sesliye dönmüş ama aslında rock ruhlu herifler. Anladın mı? Onlardan esinlenerek yürüyorum. Bu rock müzik yapanların bu kadar çoğalması. Bunlar çoğaldığı zaman, bu yaygınlaştığı zaman mesela ne bileyim Diyarbakır'a gidiyorsun orada kara tişörtlü herifler geliyor. Hepsi rockçı bilmem ne falan her yerde çıkıyor karşımıza. Bunun bu kadar yaygınlaşması yarın öbür gün o piramidin tepesinde çok daha insanların belirginleşeceğinin işareti. Çünkü rock bir moda değil, rock bir yaşam. Tabii ki. Siyasetin içinde olan bir aileden geldiniz. Müziğe atılmak istediğinizde ailenizin desteği oldu mu? Yoksa o dönemlerde çok zordu ya. Yani Türkiye'nin çalkantılı durumu. Büyük teyzem, ben babamı 9 yaşında kaybettim, şimdi onlarla büyüdüm. Hı hı. Yani anneannemin kardeşleri, bunlar 5 kardeş. Bir tanesi Samet Ağoğlu, Demokrat Parti'den işte devlet bakanı. Evet. Süreyya Ağoğlu, Türkiye'nin ilk kadın avukatı. Anneannem Tezer Taşkıran, soyadı değişik tabii. Anneannem Türkiye'nin ilk kadın felsefe profesörü. Hepsi bir şey. Evet. Şimdi bunlar ister mi benim gitar çalmamı? Evet, o yüzden. Hani okuldayken falan işte tamam çocuk eğlensin falan filan gibi ama şimdi olaya ben o kadar fena da aldım ki bir gün bizim grubu, o amatör grubu oraya emisyona çağırdı. Emisyona çağırmak şu, işte çalıyorsunuz radyoda yayınlanıyor. Ha, o yayınlandıktan sonra bizimkilerin bakışı birazcık değişti. Sonra ben televizyona çıktım daha da değişti. Erkin'le en sonunda o teyzem var ya, Türkiye'nin ilk kadın avukatı. Kadıncağız o zaman 65-70 yaşında. Benim bas gitarımı getiriyor dışarıdan. Onlar evet elinde giden Süreyya Hanım diyorlar yani tanıyorlar bizim gümrükten ona gelip çıkıyor. Ben hep boş zamanda bas gitarımı ve benim gitarımı sokuyor anlıyor musun? Yani ilk başta ne yapıyorum diye merak ettiler ama bir şeyi hakikaten bütün benliğimle yaptığımı anlayınca da inanılmaz bir şekilde arkamda durdum. Ne güzel. Yani Allah razı olsun ben bugün böyle konuşabiliyorsam, bu vizyona sahipsem hepsi onların sayesinde. Onların verdiği emeklerle, bu kadar Atatürkçüysem, bizim müziğe aşkımız Beatles'la başladı. Yani Beatles diye dört tane adam çıktı, bütün dünya yerinden oynadı da biz de oynadık tabii yani. Böyle başladı. Barış abinin var bir yabancı tarafı takip ettiği. Barış şey çok severdi, Isaac Hayes çok severdi. Isaac Hayes diye bir herif vardı, böyle yürü yarı zenciydiden böyle biraz böyle kışkırtıcı parçalar söyler falan, onu çok severdi. Pink Floyd hepimiz çok severiz. Elinizde Atatürk'ün bir resmi varmış, kendi imzasının olduğu. Evet, ıslak imza. Onun hikayesini öğrenebilir miyim? Onun hikayesi de şu, benim büyük babam Atatürk'ün silah arkadaşı. Benim büyük babam Ahmet Akayel. Azerbaycan'da bayağı ağlı yani. Bolşevik İhtilali'nde idamı çıktığı için her şeyi satıp kaçıyorlar. Kaçarken de işte o bütün paraları bozuluyorlar. Ben geldikleri zaman o paraların hepsi devalüye olmuş. O da bir işe yaramıyor. Daha önce
Azerbaycan sefiriymiş, yani konsolosuymuş. O arada Atatürk'le tanışıyorlar. Atatürk ilk hemen benim yanıma geliyorsun. Bunlar gidiyor işte Keçiören'e yerleşiyorlar bilmem ne falan derken Meclis-i Mebusan'a giriyor. Meclis-i Mebusan'la beraber Malta'ya sürgüne gidiyor. Döndükten sonra da Cumhuriyeti kuruyorlar. Beni Azerbaycan'a davet ettiler sırf büyük dedem için. Şimdi bizde torun deniyor ya, onlar torun demiyor. Sen Ahmet Aga Efe'nin neticesisin diyor. Netice torun, netice. Evet. Ondan sonra beni işte orada çok güzel ağırladılar falan filan. Bir tane bakan kadın var. Dedi ki, çok önemli dedi. Bütün dedi Azerbaycan'daki kadın haklarını sizin dedi büyük dedeniz. Azerbaycan'da ilk kadın haklarını falan yapan benim dedeymiş. Demek ki Türkiye'de gelince, Atatürk'ün Cumhuriyet kurulurken o kadın haklarını bir tane falan filan, dedenin orada payı var, evet. Ondan sonra Atatürk'te üç aileye kendi resmini ıslak imzalı hediye ettik. Fotoğraf var kalpaklı. Bir tanesi ben de büyük babaya verdim. Ve imza eski Türkçe. Niye? Çünkü harf bölümü yapamadığınız için. Kemal Atatürk. Çok güzel. Çok güzel. Karşımda. Her zaman ona bakıp kendim ölçelim. Haddini aştım mı? Vazifeni yaptım mı? Evet. Seni dinliyorum. Nasıl çalıyorsunuz? Nasıl İyi çalıyorum, evet öyle zıplayarak. Ama şeyi parmak kaldırmış. Tabii o benim gülpemlik hareketimi yapıyor yerde. Bir de Ahmet abi Azerbaycan'la alakalı bir şey sormak istiyorum. İşte ben geçen sene Vatan'a gittim, dedemleri gittiğimde. Orada havalimanında Esvar Babaev'e denk geldi ve hemen bir kitabı yazalıp ayrıldı benden. Barış Manço'nun Azerbaycan'la bir bağlantısı var, çok ayrı bir bağlantı var. İşte Azerbaycan Bakü Havaalanı'nın açılışını biz gidip yaptık. Daha temelini attık yani. Gözallan beraber falan. Yani bizim işte tarihi abiler sanmaksan ben bayıldım. Azerbaycan'da beni mezarlığa götürdüler. Arkadaşlar mezarlıkta adam yazar. Mezarı kitap şeklinde. Yazıları yazdı, yazılar üstünde yazıldı. Mutlaka önüne bir tane çiçek konmuş, bir gül. Bir tanesi piyanist. Oraya piyano yapmışlar mezarlığa yerine. Nasıl bir saygı, nasıl sanatçı mezarlığıyım zaten. İnanılmaz. İnanılmaz, bayıldım yani. Mezarlık gibi değil, müze gibi. Dolaş. Ben Şehitler Kıyabanı'na Barış abi'nin gittiğini gidiyorum. Fotoğrafı var orada. Bir de Azerbaycan konserine gidiyorum. Evet. Biz Azerbaycan'a Glasnost ilk olduğunda gittik. Konser yapmaya. Bakü'de konser yapalım istediler. Ondan sonra korktular. Buradan dediler bir tane Ermeni bir kısa bir ateş eder. Sahnedesiniz. Yapmayalım konseri. Yapmadık. Orada kaldık 15 gün döndük. Nerede de gittik. Hala da gidiyorum. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Mesela ne bilir? Siirt'ten konser geliyor. İnanın bana İstanbul'da çaldığından daha büyük zevkle gidiyorum. Çünkü benim onlara bir şey aslında anlatmam lazım. Evet. Asıl anlatmam gereken onlar. Burada siz biraz biliyorsunuz. Şimdi biz işte o genç gruptan çalarken ben gitar çalıyorum. Amplim de var, gitarım da var. Elit marka. Böyle vibratosu falan bile oluyor. O zaman özel lüks şeyler onlar. Bas çıkarsın konserine. Bir hafta sonra da konserimiz var. Ne yapacağız, ne yapacağız? Ahmet sen yapar mısın, yapar mısın? Edersin bilmem ne derken. Annemle dedim ki ben bas gitarı almam gerekiyor yani. Bu konseri yapar, konser de ne yapalım? Ya çalsak ne olacak, çalmasak ne olacak? Bizim için çok önemli. Ondan sonra gittik. Sabri Acarsoy diye bir yer Şişli'de. Osman Bey'de. Tamam mı? O işte şeyin karşısında falan, radyo evinin karşısında falan geliyor. Herif orada buzdolabı. İşte bir tane elektrikli ısıtıcı makinesi, bir tane ütü, bir tane de bas gitarı var. Tek. Bir tane. O işte ısıtıcının yanında duruyor diyorum sana. Bu boyda bir bas. Bir tek bas o var, başka yok Türkiye'de o anda. Onu aldık. Markası Marma. Çocuklar benden alay ediyorlar, Marmara marka bas çalıyorsun diye. Ondan sonra neyse o bas öyle kötü bir bas ki, yani buradan bir defa fa'ya uzanamıyorum. O kadar uzun. Sapır böyle, kütük gibi, teller yüksek, iki aşamalı. Birincide teli tutuyorsun, iki kendine çekiyorsun, sonra basıyorsun, ses çıkıyor. Öyle bir basım var.
keşke kalsaydı gösterseydim size. Tamam. O zamanlar o şeyleri değerlendirdim. Bir an önce kurtulmak için dedim. Çok teşekkürler. Senin çaldığın aletin zorluğunu bilmeyenler olabilir. Davul çalıyor benim oğlum. 2018'de ilk sizin konserinize getirdim. Seni gördü gitti bas aldı abi. Özellikle. Ne güzel. O derece gitti eve bir tımırdatayım diye. Baba gel sana öğreteyim dedi. Abi 3 dakika. Bir hafta parmaklarının açısından duramadım. Nasıl çalıyorsun ya? 3 dakika yaptım. 5 yok. Gel. Nasıl çalıyorsun? Gel. Gel. Parmaklarını bir de kurak. Mısırı. Bak. Aman Allah. Bir hafta acıdan duramadım abi. Ay işte kemiğe kadar nasıl var bende. Yapacak bir şey yok. Ya ateşten yakayım yanana kadar bir dakika geçiyor. Nasıl ısınıyor daha? Abi bravo. O kadar da. Ama işte seviyorsan öyle abi başka türlü yok. İşte bu başka bir aşk. Hatta yeni talebelerimden falan işte ilk elleri su toplar falan ya alay ederim ben. Mutlu oldum. Bir hafta, 3 dakika. Sen bir tane kontrbasçı falan görsen. Böyle fizikadoyla çalan. Evet, evet. Herifin bu parmağı buradan buraya yara. Ay, yara. Burası böyle nasıl? Elleri parça parça yani kolay bir alet değil. Yok, kolay bir alet değil ama şimdi benim artık kolum gibi yani hiç. Evde 5 tane bas var, birini bırakıp birini alıyor. Ahmet abi bir de bu Almanya'da bu balon geliyor falan başlıyor. O da bir Osman oldu. Halhalı çalmıyor abi, bu nasıl bir... Şimdi halhalı çalıyoruz da sen dikkat ettin mi orada çaldığımız halhalı hiç halhalın kendisi gibi değil. Evet. O zaman da böyle bir şey yapacağız diye. Biz onun ortasına bir solo koyduk, bir riff koyduk, müthiş. Bilmem ne yaptık falan. Biosmanov da, Biolek diye bir herif, Almanya'da buna Biosmanov işte Bios'un istasyonu demek. Bir tren istasyonunu adama veriyorlar program yapsın diye. O da işte bizi davet etti, herkes davet ediyor. Yanında Cliff Richard var. Cliff Richard var. Freddie Hubbard vardı. Bilmem ne, trompetçi. Beraber konuştuk. Dedi ki bana dedi konservatuar $100 verin gelin. Bütün konservatuarı çalıştık. Öyle. Müthiş bir şey. Bazen ona da ama bak ayrıca çalışılmış. Bilmem ne yapmış. Ortaya solo konulmuş falan filan. Yabancı grupların röportajını izlerken ben şöyle bir şey denk geliyorum. İşte örnek vereyim Guns N' Roses grubu. Mesela Slash'i gitaristi Welcome to Jungle şarkısını çalmaktan sıkılmış, bıkmış artık. Mesela bu Kutlan Ekspresi'nde genel bir yapışma açıda gerek şu zamanda. Sıkıldığınız bir şarkı var mı çalmakta? Ya şimdi bak, kötü parça yoktur. Kötü çalma var. Daha dün annemizi böyle, ben sana bir çalarım, böyle kapı dinlersin. Anladın mı? Kötü parça yoktur, kötü çalma var. İyi çalmayla en kötü parçayı en güzel bir parça olarak yapabiliriz. Sıkılmak benim haddime değil. Tabii yorulduğum yerler oluyor bilmem 70 yaşındayım oğlum ben. Yani para sevda şey gibi, cimnastik yapar gibi parça, dayıdata 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 böyle. Ama çalmak zorundayım. Çünkü çocuklar onu seviyor. Bitti. Her ses. Bitti. Şey, Kurtalan Express'te yeni projeleriniz var mı acaba? Yeni albüm, yeni vesaire. Valla yeni albüm, bak yeni bir şey söyleyeceğim. Biz ne kadar albüm yaparsak yapalım. O eskilerin dozuna asla varamayacak. Çünkü şöyle bir şey var, Kurtalan Express'in bir şansı var. Evet. Cem Karaca'dan da Barış Manço'dan da çaldığımız her şeyi bütün insanlar söylüyor. Efendiler ne istedim? Geldi mi bizim hiç? Kesinlikle. Mutlaka ki en başta onlara bir selam veriyorum. Bir selam. Bitirirken mutlaka bir kere daha selam. 10. yılbaşı o zaten mükemmel. Önemli olan zaten 10. yılbaşının terennüm edilmesi. Çünkü 10. yıl işte 100. yıl yaklaşıyor. Evet. 200. yıl yaklaşacak. Evet, 500. Evet. Atatürk'ün lafı var. Kurduğum sistem 500 sene gidecek en az diye. Talebelerime sadece ders vermiyorum. Ben talebelerime biraz insan olmayı, nasıl davranmaları gerektiğini, Türkiye'nin nasıl bir duruş gerektirdiğini de anlatmaya çalışıyorum. Kendimi de örnekliyorum. Onun için örnek olarak yanlış da yapamıyorum. Tabi bu da çok sıkıcı bir şey. Yani çok kendini... Yani hadi canım sen de işte orada içiyordun falan olmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Onun zor. 4 yaşındaki Deniz'imiz de 70-80 yaşında, 90 yaşında. Ben onu parçalarım ama üstüne gitmiyorum şu an. Kendimi zor tutuyorum. O kendisi rahatlasın gelir. En sevdiğin şarkı ne diyorum? Kazma dedi. Şok oldum. Böyle bir kaldım ya. Kazmayı biz aslında Eurovision yarışı. Yani bizim yaptığımız her şeyi biz beraber yaptık. Barış parçayı gitlerden çalar söylerdi. Biz ona bir aranjman yaptık. Mesela ne bileyim. Şöyle. Allah beni, bulla beni. Çıkartsana bakla ne kalacak. Hiçbir şey.
Yani hiçbir şey kalmayacak. Yani öyle girip çalışıyorduk, anlatabiliyor muyum? Yani biz bir amblemdik yani, pazarda kurtarmak isteriz. Bir firma, bu firmanın ismiydi bu. Onun için yapıyorduk her şeyi, hepimiz. Mesela sen bir yani rapçi olarak, rap müzik icra eden bir adam olarak, rap müzik nedir sana? Yani nasıl bir onu tanımlarsın? Onu sen kendin tanımlayacaksın, onu bana soramazsın. Rockçısın ya. Kıyıda bıraktım Barış gibi. Ya abi ortada altında saçlar yani hatta. O saçlar olsaydı. Bak şöyle hatta. Neyse en azından var. Ben de ha, o peruk mu bir de? O peruk evet. Ya. Allah seni cezalandırır. Oğlum ne yapıyorsun? Ya makyaj uyuşmuyor o yüzden. Karası. Bak abi. Şurada. Şimdi Metallica, Ozzy Osbourne, Slipknot, Pentagram, Hardstyle, bir de Harley var. Güzel, Harley'e indin. Çizmeler var ya. Çizmeler, onlar zaten apayrı, hastasıyım abi çizmeleri. O sarı çizmeli Mehmet Ağa var ya, evet. Oradaki o sarı çizme benim çizmem. Ben onu Hollanda'dan almıştım, Barış Arşim'de. Biz öyle, hepimiz gözümüzde her şeyi giyiyor. Ya sarı bir çizme lazım, o sarı çizmenin klibini al dedim. Öyleydi, her şey öyleydi. Arkadaşım eşek sertini çıkarken, TRT'ye gönderirken de demiş ki bir insanın arkadaşı eşek olamaz. Bunu geri göndermişler galiba. Bunun bir hikayesi var mı? TRT Genel Denetleme Kurulu'na beraber gittik bu işte. Gülpen Bey için dediler ki, Gülpen Bey de çalan varsa söylüyorum. Hani re majör inersin, re minör dönersin. O bayağı bir harmonik yaratır. Bayağı bir harmonik şeyidir. Yani başka bir yerde de yok. 13 parça özel yapan da odur. Denetleme kurulundan şey geldi, rapor geldi. Çok sesli değil. Çok sesli değilmiş. Çok sesli. Gittim notere. Bu bantın aynısıdır dedim. Tescil ettirdim. Tekrar gönderdim. Emriniz üzerine düzeltilmiştir. Ha bak şimdi olmuş dediler. Öyle mi dedim. Buyur. Arkadaşım eşek. Evet. Gittik şeyle, TRT denetleme, işte TRT müdürüyle konuşuyoruz. Barış'cım ya dedi. Niye dedi şunu dedi, arkadaşım ku, arkadaşım zu yapmadın. Abi, yani bu şeyde falan Metin'le Zeki'nin parodilerinde falan geçecek bir şey ya. Kesinlikle. Arkadaşım ku, arkadaşım zu, arkadaşım kuzu. Bütün dünyada da çocukların çok sevdiği bir programlı ya, bak, çocuklar bir için parça çok az yapıldı. Evet. Barış ona da dikkat ederdi. Hı-hı. İşte bugün bayram, bilmem ne falan. Günaydın çocuklar. Tabii. Bir yerde kızdı. Bize göndermeye, bir araba gönderme, kötü bir araba göndermişler. İşte fuarda çalıyoruz da. Orada evinden mi, bilmem nereden mi ne, bir konser gelmiş. Bize bir böyle bognos içiyordu Barış o zaman. Sigara içiyordu da. Ondan sonra... Bak dedi, kardeşim dedi, biz dedi İngiltere'ye gittiğimiz zaman dedi, o rockmusun ve kraliyet arabası bizi bununla karşılıyorlar dedi. Hemen başka bir araba geldi. Hiç yani lafında sakınmazdı. Hayır. Şey derken de abartırdı böyle. Rockmusun üstündeki kraliçeyi götüren kraliçenin arabası yani. Bizi onunla karşılamıyorlar tabii. Çekimdeyiz. Ben Yamaha TRB5 almışım. Pili var, bilmemesi var, her şeysi var. 5 dakika önce çalışıyordu. Birdenbire abi sesi kesildi bas gitarı. Barış dedi, bas çalışmıyor, ne yapacağız? Sahnedeyiz ha. O bas çalışacak dedi bana. Çalıştı. Çalıştı. Bas eline geldi. Çalıştı ya. Nasıl? Nasıl çalıştı hala bilmiyorum. Çalıştı valla. Çocuklar böyle bir kahvede bir yerde durduk. Yine Azerbaycan'dan bir yerdeydik. İşte Barış bir saat falan orasıyla ilgili bir şey anlattı. Yani en az 7-8 daktilo sayfası bir şey anlattı. Ondan sonra bitti. Abi film koymayı unutmuşuz dedi. Hayda. Aa, gitti. Yani sen dedi şimdi öyle bir şey yapıyorsun ki golü attık, aynı golü bir de aynı köşeden çıkıyorsun, öyle mi? Sonrasını anlatıyorum. Tesadüfen dinlemiştim, hani boş vakit vardı. Noktasına, birbirine, nüktesine kadar aynı 8 sayfayı şablon gibi bir kere daha aldım. Böyle kaldım, kaldım yani, kaldım. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey ya? İnanılmaz gerçekten.
kaldım, hayrete düştüm yani. Dedim ne yapıyor ben de böyle kafayı koydum. Tamam, yapamadığınız bir şey ne kaldıydı yani? Var mıydı öyle bir projeniz yarım kalan Barış bak, abiyle? Barış ne yazık ki bu televizyon programından sonra, şimdi benim sevdiğim 4 tane albüm vardır. Bir tanesi bu, bir tanesi o, 2 tane daha. Sonuncusu da 24 Ayar Manço. Ondan sonraki albümlerin hepsini Garo Mahkem tarafından sentetik olarak yapılmıştı. Çünkü Barış'ın artık müziğe ayıracak vakti yoktu. Adam olacak çok müzik çekimlerinden bilmem nelerden. Ben de buna bayağı sitem ediyordum açıkçası. Yani hala burada canlı olsa bunu tartışırım. Ama birkaç sonra her şey bitiyor biliyorsunuz. Son olarak bu mançoloji var ya, evet. Ahmet dedi bir anlaşmam var dedi. Herife iki albüm yapmam lazım dedi. Bir double albüm yapayım dedi. Sonra dedi bir canlı albüm yapalım gideriz ya dedi. Bir şey daha vardı, ben hocayım ya. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir konservatuar açalım istiyordu. Yani bunlar Barış'ın her zaman 10 senelik vizyonu her zaman vardı. Hazırdı değil mi? Her zaman önden gidiyordu. Evet. O mutlaka bir şeyler kaldı. Ben de şey sorabilirim. Yeni bir gün albümünden Ham Meyve Kopardılar Dalından şarkısını arkadaşım sürekli dinliyoruz. Her enstrümanı ayrı ayrı dinleyip yani dünyadan uzaklaşıyoruz. O kadar güzel bir ki. Bir de beraber çalmayı deneyim bak ne olacak. Ya çok zor. Çalamayacaksınız. Evet, ya ben de onu soracaktım. Hani nasıl düşündünüz bunu? Abi, muhteşem bir şey yani. Bir tane işte o zaman o elektriğin içinde olunca öyle oturup çalışıyorsun, çıkartıyorsun. Hakikaten oradan bir nota alsan, bir nota fazla koysan olmaz. Ve çok giriftir yani. Tek tek o albümler öyle kaydı. Onun için oradaki o ruh hiçbir şekilde sentetik klavyeyle bir kişinin yaptığı şeyle, beş kişinin yaptığı beş beyinden bir beyin aynı şey değil. Televizyon programlarında Barış abinin hayatında... Türkiye'ye çok büyük faydası evet, oldu. Evet, çok büyük faydası yani, oldu. Onu demek istiyorum, oldu. Cümleyi çok öyle net olarak görüyorum. Mesela taksi şoförü bana diyordu ki biz pazarları çalışmayız. Ben biz ay be, kanım çay yapar, bütün aile otururuz. Evet. Bakalım Barış abiyle bugün nereye gideceğiz? Bak bu kültür işte. Evet, başka bir şey anlatayım. Yani. Benim zamanımda bir kere Beyaz Gölge diye bir basketbol dizisi evet. oynadı. Evet. Abi her yer basketbol evet. potası ne oldu? Evet. Türk milli takımı evet. bilmem ne oldu ya? Aynen. Bu kadar basit. Yani bu kadar basit.